İyi akşamlar. Büşra Uygun'un prodüktörlüğünde hazırlanan Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Ali Deniz Çakır. Günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama ve kurtarma çalışmaları 8 gündür aralıksız sürüyor. Yaklaşık 2000 kişiden oluşan ekip dağ, taş ve derelerde Güran'ı ararken ilk kez kameraların karşısına geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım bir kişinin gözaltına alındığını duyurarak çember daralıyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantısının ardından depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde 89 araç ve 6000 çöp konteyneri desteğinde bulunmasına karar verdik dedi. Gaziantep'te bir manav 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı oyun oynarken gürültü yaptığını iddia ederek pompalı tüfekle vurdu. Bayındır ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2022'de olduğu gibi 2023'te de Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç ilk 3 sırada yer aldı. Kurumlar vergi listesinde ise ilk 3'ü Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank oluşturdu. Kurumlar vergisinde ilk 10 rekortmenden 8'i bankalar oldu. Hindistan'ın Kolkata kentinde devlet hastanesinde tecavüz edilerek öldürülen 31 yaşındaki stajyer doktor için adalet talebiyle sokağa dökülen binlerce göstericiye polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Olay ülke genelinde kadına yönelik şiddet krizine dair tepkileri alevlendirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla revize edilmiş yeni bir federal iddianame hazırlandı. Fenerbahçe milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşmaya sağlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı lacivertli ekip Ferdi için Brighton'ın 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı. Medyascope'u sosyal medya hesaplarından takip edebilir, ayrıca Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle. Hoşça kalın.